arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için çok güzel eşarp bandana çalışması yaptık her yaş grubu için örebilirsiniz yaş grubuna göre bu eşarbımızın boyunu büyüterek istediğiniz ölçüde bırakabilirsiniz evet eşarbımızın yapımı çok çok kolay hangi yaş grubu için örecekseniz örün hiç fark etmez yapım aşamamız birebir aynı şekilde devam etmekte. Hemen görmüş olduğumuz bu bölümden başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak eşarbımızı hem yana hem de diğer yanlarına büyüterek baş ölçüsüne uygun hale getiriyoruz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız örmelere devam ederek bu ortadaki artışlarımızın kenarlarından bakınız büyümekte. Dilediği kadar örebilir. Her yaş grubu için çok güzel bir çalışma. Çalışmamızı tamamladıktan sonra kenarına Kirpik çalışması yaptık. Bakınız burası hemen başının ön kısmına gelecek bölümü, Diğer yan kısımlara ise trabzanla kirpik çalışmamızı yaptık. Yine bağlamak için güzel şöyle bakınız bağcıklarımızı her iki yana da uygun eşit olarak ördük ve bu şekilde bandanamızı tamamladık. Evet kolay gelsin diyerek hemen bandanamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Şarp bandanamı örmek için Nakon'un Lüks Minnoş Baby ipini ve 3 numara tığımı kullanıyorum. İpimiz 340 metre tamamen bir ip gitmemekte. Yani daha az iplerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Hatta birkaç renk olarak da çalışabilirsiniz. İpiniz azsa İplerimizi değerlendirmek adına malum şu günlerde ipler epeyce bir pahalandı. O yüzden hiçbir metremizi bile zayi etmeyelim, değerlendirelim. Evet, şimdi zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim ve birinci zincir içerisine gelerek batıyorum. Burada bir tane yuvarlağımı yapıyorum. Bakın şöyle bir yuvarlağımız oldu yuvarlağımızın etrafını hemen doldurarak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doladım. Oluşturduğumuz minik yuvamızın içine girerek zincirimizden sonra 3 tane ikili trabzan örelim. 1, 2 defa dalıyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1, 2. Tığımın başını doluyorum. 1, 2. Bakınız 3 tane trabzanımızı ikili olarak aldık. Yani ikili dediğimiz iki defa da kapatıyoruz. Bir defa zincirimi çektim. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Yuva içerisine 3 tane trabzanımı ikili olarak görüyorum. Yani iki defa da alıyorum. Bakınız 1 ve 2. Doluyorum. 1, 2. 2 tane trabzan ördüm. Üçüncüyü de örüyorum. 1, 2. 3 tane ikili trabzanımızı ördük zincirimizden sonra 4 zincir çektim 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanı ördüm 4. bir trabzan örüyoruz bunu bir defa dolayıp 3 defa da alıyoruz bakınız yuvaya giriyorum kenardakini 1 2 3 defa da kapatıyorum ve son 3 defada kapadığım trabzanımın üzerine 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 örgümün yönünü çeviriyorum ve arkadan örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. 3 defa da örmüş olduğum trabzanımı diğer 3 trabzanımdan ayırıyorum ve buraya hemen ilk trabzanımın yanına 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3. örüyorum. Giriyorum. 1 2 defa da ördüm. 4 zincir 3 trabzanımız oldu araya bir tane zincir çekiyorum ve ilk başlangıçtaki ortada bulunan bir zincir içerisine girerek 3 trabzan bir zincir 3 trabzan örüyoruz merkez olacak burası modelimiz bitene kadar devam edecek Bir, giriyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çektim 3 trabzan daha örüyorum ikili olarak 1 2 iki. ikinci trabzanı örüyorum 3. trabzanımı da ördüm bir zincir çekiyorum kenardaki 3 trabzan sonraki bakınız araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Tığımın tekrar başını doluyorum. 3 trabzanımızı ördükten sonra bu kez 3 defa da alıyorum. 2 3 burada yuvamızı hazırlıyoruz. 4 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. 3 ve 4. Arkasını çeviriyorum. Bakınız şimdi merkezimizi şöyle kurduk. Hemen şu araya 3 trabzan ve kenardaki bir trabzanın arasına 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 bir zincir tekrar bir tane alt sıradaki çekmiş olduğumuz zincir içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 3 orta merkezi yine 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı örüyorum öncesinde bir zincir çekiyorum 1 2 ve 3 bir zincirimizi çekiyorum 1 2 3 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan yeniden 3. trabzan üzerine 1 zincir çekiyorum alttaki zincirimin içerisine girerek 1 2 ve 3 tekrar 1 zincir bakın 3 trabzan kenardaki trabzanın arasına girerek 3 tane trabzanımız örelim 1 2 ve 3 tekrar başın doluyorum dördüncü trabzanımızı 3 defa alıyorum 2 3 kenardaki yeni trabzan örmek için içine 1 2 3 4 zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum hemen işlemimi aynı tekrar ediyorum bir trabzanla 3 trabzan birbirinden ayırıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum 2 3 3. trabzan üzerine hemen bir zincir diğer bir zincirlere üçer üçer trabzan aralarında birer zincir 2 ve 3 bir zincir tekrar 1 2 3 bir zincir orta merkez yine çiftli trabzanlarımız yani 3 trabzan bir zincir 3 trabzan şekliyle ilerleyecek 1 2 3 bir tane zincirimi çektim. 1 2 ve 3. Evet, şöyle ördüm. Yine bir tane zincir. Zincir içerisine tırabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3. Tekrar bir zincir yine batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar zincirimiz kenardaki 3 trabzanımız ve bir tane trabzanımızı birbirinden ayırıp hemen araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 4. trabzanımızı 3 defa da alıyoruz batıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 tane zincirimizi çekip yine aynı işlemlerimizi birebir tekrar ederek Yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Eşarbımızı örerek büyülttüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra ördüm ben. Şöyle epeyce bir genişledi. Ezurumuzda ölçüsünü net olarak görelim. Bir uçtan tutuyorum. Diğer ucumuzdan şöyle baktığımızda 41 santim bu yandan yani geniş tarafının uzunluğu 41 santim şimdi e, yeterli olacağı için artık e, kenar çalışmalarına başlamak istiyorum en son uç kısmındayım bakınız uç kısımdan zincirimi çekerek ilerliyorum bağlama bölümünü çalışıyorum zincirimizi biraz rahat çekelim bakınız 2 3 sıkıştırmayalım Çünkü üzerine sık iğne olarak e, tekrar döneceğiz 3 4, 5, bakın 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bakın gayet e, gevşek çekiyorum. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bu uzunluk tamamen zevkinize göre olacaktır. Biraz daha örmek istiyorum. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yeterli 40. Neyse 45 yapalım. 41, 42, 43, 44 ve 45. 45 yaptık. Daha içimiz rahat olsun. Hemen başını dolamadan Bakınız bu ördüğüm zincir hemen bir sonraki zincire batıyorum. Şöyle çıktığım zincire değil, yanındaki zincire batarak sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincire batarak sık iğne örüyorum. Bakınız e, zincirlerimiz gevşek olduğu için gayet rahat atılmakta hiç zorlamıyoruz. Birer birer sık iğne örerek eşarp kısmımıza dönüyoruz. birer birer girelim. Şöyle bakalım. Eşarbımızın yanına doğru devam edelim. Evet uç noktaya kadar birer sık iğne örerek geldim çekmiş olduğum zincirimi şimdi e, geniş olan bölümümüzü öreceğiz örgümüzün yönüne göre de bakınız geldim zincirimizin hemen dibinden ana gövdemize de şöyle bir tane sık iğne ile bağlanalım bakınız ve devam ediyorum ikinci sık iğne 3 3 defa ördüm şuradaki yuvanın içerisine giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekip hemen batmış olduğum yerin arkasına geçiyorum ve bir sonraki araya geçiyorum 1 2 3 ara dediğim boşluktu bakın trabzanımızın bulunduğu yerden aldım arkasına geçerek batıyorum ve bir tane daha ileriye geçiyorum bu ilmek çıkardığımız yerlerimize geçişimizi yapıyoruz 1 2 3 hemen arkasına geçerek bir tane pıtırcık çalışıyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1 2 3 ardına geçerek batıyorum. Bir tane daha pıtırcık yapıyorum. Bu önümüz olacak bakınız. Minik minik pıtırcıklarımızı örerek ilerleyelim. Şuradaki trabzanımın yani boşluğumuzun bulunduğu yere geçiyorum. 3 zincir çekip arkasına batıyorum. Her bir sıramızda bir tane bakın diğer sıraya geçiyorum. Önce batıyorum. 1, 2, 3 ardına giriyorum. Pıtırcığım oluşturuyorum. Bir sonraki bölüme geçerek önce batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ardına batarak pıtırcığımı oluşturuyorum. Bir sonraki sıranın kenarına geçiyorum. Batıp 3 tane zincirimi çekip ardına giriyorum bir sonraki sıraya önce batıyorum sonra 3 zincir ve ardına batıp minik pıtırcığımızı oluşturuyoruz böyle bakınız minik kirpikler de diyebiliriz nasıl isimlendirirsek devam ediyorum bir sonrakini önce batıyorum 1 2 3 zincir ardına geçiyorum batıyorum 1 2 3 ardına batıyorum geniş kenarımızı yapıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Başımızın ön kısmına gelecek yere bebeğimizin. Evet bu şekilde uca kadar ilerleyelim. Evet uç noktaya kadar tığlayarak geldim. Birer kirpiklerimizi yaptık. Bakın az gayet güzel oldu. En son trabzanımıza tıpkı buradaki zincirli bölümden geçişte yaptığımız gibi son trabzanımıza sık iğne olarak örelim. Buraya kirpik çalışmayalım. Daha sonra burada olduğu gibi zincirimizi çekip geri dönüşümüzü yapalım. Bakın hepsini örerek geldim kirpiklerimizi. En son trabzanımın olduğu bölümdeyim. Hemen batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğnemi yaptıktan sonra yeniden diğer tarafta olduğu gibi 45 tane zincirimizi çekelim, rahat çekelim, rahatta sık iğnemizi batmış oluruz, işimizi zorlaştırmayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 44 ve 45 zincirimi çektim. 45 zincirimi çektiğimde ilmeğimin içinden çıkan değil yanındakine batıyorum. Bakınız buna değil hemen yanındakine batıyorum. Sık iğnem örüyorum. Bir sonrakine batıp sık iğnem örüyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp geçip kapadığımız işleme sık iğne demekteyiz. Bakınız. Birer birer bütün zincirlerimiz üzerine yani içerisine girip işlemimizi yapalım. Eşarp kısmında yeniden görüşelim. Uç noktaya kadar örerek geldim. Bütün e, zincirimizin üzerine sık iğne ile tamamladık. Şimdi hemen bakınız en son zincirimi ördüm. Buradaki biraz önceki sık iğne örerek geldiğimiz trabzanımızın bulunduğu yerdeyim. Hemen oraya geçiyorum bir tane sık iğne ile de oraya batıyorum hemen ikinci bir sık iğne yapıyorum burası bakınız bağcığımızın çıktığı yeri sabitlemiş oluyoruz bir sonraki bakınız kutucuğumuzun içerisine tığımın başını dolayarak batıyorum 1 2 3 defa örüyorum 3 defa da trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincir çekip hemen trabzanımın ardına batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanımın arkasına girerek bakınız önce trabzanımı sonra kirpiğimi örüyorum. Burası yan kısımlarımız eşarbımızın. Üçüncü bir trabzan örüyoruz. Üç defa da örüyorum. Tekrar üç zincirimi çekip ardına batıyorum trabzanımı. Yeniden dördüncü trabzanımı yapmak için başını doluyorum. Üç defa da alıyorum. Üç zincirimi çekip batıyorum. 4 tane trabzanımız oldu. Geçiyorum. 1 2 3 Ardına batıyorum trabzanımızın. Önce trabzanımızı, sonra tepedeki 3 tane zincirimizi örüp yapmış olduğumuz trabzanımızın arkasına girerek buradaki kirpiklerimizi oluşturuyoruz. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen yanında gördüğümüz kutucuğumuzun içerisine gelerek sık iğnemizle batalım. Hemen yandaki kutucuğa giriyorum. Bakın batıyorum. İpimi alıp kapatıyorum. Evet eşarbımızın yan kısmının bakınız ilk kirpikli bölümünü bu şekilde çalıştık. Şimdi sık iğne ile battıktan sonra sıradaki kutucuğa bir sonraki kutucuğun içerisine aynı işlemimizi yapmak için başlıyoruz. Başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. 3 zincirimi çekip örmüş olduğum trabzanın ardına giriyorum tekrar 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum ardına batıyorum başını doluyorum 1 2 3 1 2 3 zincir ardına batıyorum 1 2 3 3 tane zincir toplamda 5 trabzan 5 kirpiğimizi yapalım 5. yapıyorum 1 2 3 1 2 3 tane de zincir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kirpikli trabzanım oldu. Hemen ilk kutucuğun içerisine batıyorum. Ve bakınız eşarbımızın kenarı bu şekilde oldu. Önde minik kirpikler, yanda geniş trabzanlı kirpikler. Bir kere daha birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. 3 defa da trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekip trabzanımın arkasına giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3 zincir çek. Hemen trabzanı araya giriyorum ve kapatıyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ardına batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 1, 2, 3 batıyorum. 4. trabzan ve kirpiğimizi ördük. Beşinciyi örüyorum. 1, 2, 3 batıyorum. Evet tam 5 tane trabzanlı kirpik grubumuzu ördüm. Yandaki bir zincirimizin içerisine sık iğne ile batıyoruz ve bu şekilde yanımızı örerek ilerliyoruz. Eşarbımızın yan kısmını uç kısma doğru oradan da yine aşağıya doğru örerek tamamlayalım. Bandanamızı uç kısma kadar örerek geldim. Bakınız diğer kısmı da tamamladım. Çok hoş oldu. Tam merkezimize de bir tane kirpik çalışması yaptık. Şöyle görelim tam sivri olan bölümümüze. Evet şimdi kenardaki bitirme kısmındayız. Beraber bitirelim. En son kirpiğimizi yaptıktan sonra şuradaki bölümümüze giriyorum. Son trabzanımızda 3 trabzanımızı ayırıyoruz. 1 bir, bir tane bakınız, sık iğne çalıştım. İkinci sık iğnemi de örüyorum ve hemen yandaki bölüme geçerek batıyorum, ilmeğimi geçirip bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kestikten sonra iç kısmı gizleyelim, her zaman olduğu gibi, şöyle güzelce alttan. Sonra yine de kalan ipimizi keselim bir tane de düğüm atıp evet bundan sonraki kalan kısmımızı keselim. Evet bu şekilde mandanamızı tamamladık. Eşarp bandanamızı minik prenseslerimize gayet güzel olacaktır. Tabi dilerseniz daha büyük yaş grubu için çocuklarımıza da örebilirsiniz. Öreceğimiz yeleklerle ya da diğer kıyafetlerle uygun olarak bu bandanamızı da çalışarak güzel bir takım oluşturabiliriz. Evet, bir çalışmamı da bu şekilde tamamladım. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.